Büyüdüler, büyüdüler. Paçalara bakın, paçalara. Sevgili dostlarım, şimdi siz bana sürekli soruyorsunuz, tek tek cevap vermek zor geldi bana. Şu yatağın markasını sordunuz. Bu yatak değil, yatak peti, onu söyleyeyim sizlere. Şöyle 8 santim kalınlığında bir pet. Ne marka demiştiniz? Yatsan marka, Visco. Yani bu Visco bir yatak peti, yatağımın üstüne koydum. Fiyatı da benim 160'a 200 yatağım. Fiyatı da 4070 TL. Değişiyor fiyatları. Yatsana bakarsanız. Orada 4 çeşit var. Bambusu var. Pamuklusu var. Viskosu var. Bir de lateks alanı var. Yani gördüğünüz gibi komple yatak değil, yatak peti. Onu sizlere bildirmek istedim. Çünkü tek tek yazmak zor geldi bana. Evet sevgili dostlarım. Dünkü sohbetimize birazcık devam edelim. Devam etmek istiyorum. Bugün günlerden cumartesi, öğleden sonra şu an saat 15.30 civarı. Öyle kalktım yataktan. İşte yatağı az önce sizlere gösterdim. Dediğim gibi bir yatak peti oluyor. Komple yatak değil. Yatsan marka arayıp veya Google'dan sitesine girip araştırabilirsiniz. Benim aldığım Visco. Gerçekten çok rahat bir yatak. Onu sizlere söyleyeyim. Yani bu kadar bedava reklama da yani Yatsan'ın bana bir şey vermesi gerekiyor. Biraz pahalı bir yer ama gerçekten değer. Sevgili dostlarım, güçlü olmak, hani bana çok güçlüsünüz diyorsunuz ya. Yani güçlü olmak da aslında sana böyle verilen bir şey. Niye biliyor musunuz? Çünkü beni bugüne kadar, yani bu yaşıma kadar, çocukluğumdan tutun da bu yaşıma kadar hiç kimse pohpohlamadı. Kimse benim sırtımı sıvazlamadı. Kimse başımı okşamadı. Bu da beni tabii ki güçlü yaptı. Aslında iyi ki de öyle olmuştu diyorum. Bazen tabii ki çok yalnızlık çekiyorum, çok sıkıntılar çekiyorum. Ama hep böyle güçlü ayakta durmak zorunda kaldığımı biliyorum. Bir de alışmışım, çocukluğumdan beri alışmışım. Hani güçlü, yani güçlü olmak, işte dediğim gibi kendin, her şeyi kendin yapıyorsun. Kimseye muhtaç olmuyorsun, Allah etmesin. Yapabildiğin her şeyi kendin yapıyorsun. Yani dediğim gibi ya ben buna mecbur bırakıldım sevgili dostlarım. Ben çocuğumu öyle mi yetiştirdim? Ben hayır. Ben çocuğumu tam tersi yetiştirdim. Keşke beni annemin babamın beni yetiştirdiği gibi yetiştirseymişim onu da. Belki daha iyi olurdu. Çünkü ben gittikten sonra yalnız kalacak. Güçlü bir şekilde ayakta durması gerekiyor. Keşke bunları düşünseydim de, keşke ben de onu fazla sırtını sıvazlayıp başını okşamasaydım diye düşünüyorum. Her zaman sizlere şunu söylüyorum, bırakın evlatlarınız kendi kanatlarıyla uçmayı öğrensinler. İşte ah düştü dedi, düştükleri zaman ah düştü eyvah falan deyip hemen biz yerden kaldırmayalım. Kendileri kalkmayı öğrensinler sevgili dostlarım. Evet, zor bir şey, çok zor. Aslında ben güçlü olmaktan yoruldum mu? Çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Ben de istiyorum şöyle sırtımı dayayayım. Şu an mesela omuzlarım ağrıyor, sırtım ağrıyor. Şöyle yaslanayım. Ne bileyim, beni seven, işte güvendiğim, bana değer veren, birine böyle yaslanıp bütün yükümün böyle hafiflediğini hissedeyim. Tabii ki çok istiyorum ama. Hani bu zamanda zaten onu bulan insanlar çok az sevgili dostlarım. Yani o çok büyük bir şans. Gerçekten çok azdır.
Ben şimdi sizlere sorsam, bana yorumlara yazın desem, böyle biri var mı hayatınızda desem, belki yarınızdan fazlanız benim gibi hayır yok diyeceksiniz. Çünkü gerçekten zor günlerde, zor zamanlarda herkes kaçışıyor. En yakının, en ailenin içinden bile herkes kaçışıyor. Hayat öyle bir değişik bir sisteme girdi. Komşun seni görmüyor, biliyor musunuz? Gerçekten görmüyor. Yani ayıptır söylemesi. Ben bazen burada anıra anıra ağlıyorum. O kadar canım yanıyor ki artık dayanamıyorum. Burası böyle bir de sessiz bir yer. Böyle bir hani rahatlayacağımı düşünüyorum, böyle bağıra bağıra ağlıyorum. İnanır mısın, hiçbir komşu çıkıp da işe ihtiyacım var mı, yardıma ihtiyacım var mı? Tuhaf. Yani buralar bir tuhaf. Belki de her yer bir tuhaf, bilmiyorum. Gerçi İstanbul'da öyle değil. İstanbul'da otururken apartman dairesinde komşularım iyiydi, Allah razı olsun. Bir şey olsa hemen koşar gelirlerdi. Burada öyle değil. Hele burada bir tane var, İnanamıyorum, hemen dibimde, burnumun dibinde. Gelirler böyle hafta sonları. Ben burada acı çekerim. Hasta olduğumu bilirler. Benim yürüyüşümü görürler, halimi, halsizliğimi görürler. Böyle bir geçmiş olsun demezler. Gelirler, mangal yaparlar, kokuturlar. Bütün yaptıkları yemek kokuları buraya gelir. Komşu, yalnızsın. Al bir tabak da verelim, sen de ye. Daha hiç görmedim. 1,5 senedir kokuturlar onu. Ve şu kadın şurada hasta. Yani bir tabak da ona verelim dediklerini görmedim. Ha, bunlar bir de 5 vakit namaz kılıyor. Ben anlamıyorum sevgili dostlarım. Çok böyle enterite. Bunlar benim gücüme gidiyor. Ha, bana özel mi benim gücüme gidiyor? Hayır. Yani böyle bir, böyle insanlar, böyle insanların varlığı benim gücüme gidiyor. Çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Ya düşünsenize, burnunuzun dibinde hasta bir kadın var. Zor yürüyor, zor hareket ediyor. Hani günü geliyor, bir ekmeğe ihtiyacı oluyor, bakkala gidemiyor. Bazen o durumlarda oluyorum gerçekten. Sen burada yapıyorsun, kokutuyorsun, pişiriyorsun, ediyorsun. Bir tabak getirip vermiyorsun ya. Senin yemeğinde, senin şeyinde gözümüz yok ama ayıptır yani, ayıptır. Bizim böyle enteresan insanlar var. Ben de bu yüzden böyle güçlü olmak zorundayım. Dediğim gibi çocukluğumdan beri beni babam, Allah rahmet eylesin, annem, babam beni hep güçlü büyüttüler. Her işi kendim yaptım. 13 yaşından beri her şeyi kendim başardım. Her işimi kendim yaptım. Tek başıma ayaklarımın üstünde durdum. Ama iş sağlığa gelince, hastalığa gelince, böyle elden ayaktan düşünce, bir şey yapamayacak hale geldiğin zaman tabii biraz zorlanıyorsun. Bir de şöyle bir şey var sevgili dostlarım. Diyorlar ki mesela, hani sen şimdi böyle yıkıksın, hani belli de edemiyorsun, hani güçlü olduğun için, hani güçlü bir imaj çizmişsin ya herkese, çok da böyle belli edemiyorsun hani acını, şeyini, hani çok da anlamıyorlar. Karşı taraf diyor ki bu kadın güçlü, hani benim işte 10 üzerinden 9 acım varsa o zannediyor ki 10 üzerinden 2 acı çekiyorum zannediyor. O yüzden bu güçlü imaj, bu güçlü duruş tabi bir eksi oluyor yani. İşte diyorlar ki ya işte o ki yapar, o güçlü kadındır, o ayağa kalkar. Hiç demiyorlar ki, hani bak herkesten bahsediyorum, hiç demiyorlar ki ya bir de biz bu kadın tamam o kadar güçlü de şöyle de böyle de, ya biz de bir elinden tutalım, hani biz de bir şey yapalım. Yok arkadaşım, yok. Yani çok enteresan böyle durumlar var sevgili dostlarım. Şimdi yatıyorum, düşünüyorum, kalkıyorum, uyuyamıyorum çünkü çok da böyle oturamıyorum. Omurgam, resmen omurgam ciğerlerime batıyor, öyle bir ağrım var. Büyük bir ihtimal olduğum iğneden dolayı. Sağ olsun kankim, Allah razı olsun, arar sorar. O kadın da hasta, yaşlı, gidemiyorum da oraya, o da gelemiyor, ayakları hep davul gibi şişmiş. Kızı gelecek gene bugün, bana iğne yapacak, sağ olsun. Keşke diyorum ki sen şurada yakınımda otursaydın. Hemen şu yan komşu sen olsaydın diyorum. Aa, ah kızım diyor bana. Çok güzel olurdu yani. Hemen şöyle yan komşum olsaydı keşke. İşte derler ya, ev alma, komşu al. Bu arada o merkezde, Muğla merkezdeki evi dediğim gibi çok beğendik. Karar verdik. İşte emlakçıyla da konuştuk. Dedik ki biz buraya almaya talibiz. İşlemleri başlatalım dedik. Allah izin verirse pazartesi, salı günü tapu işlemleri başlayacak.
oraya alacağız. Büyük bir ihtimalle ben bir iki ay sonra oraya giderim. Kaloriferli ev. Şimdi burada da kimseler yok ya, böyle incin top oynuyor ya. Ben de birazcık ağırlaştım ya. Belki öyle kalabalığın içine, hani bir apartman orası, İnsanların içine girersen belki daha iyi olur. Hemen kapıdan çıktığın zaman bakkalın var, çakkalın var. Burada hiçbir şey yok ki. Burada bakkala çakkala arabayla gitmek zorunda kalıyorsun. Ya da birine diyorsun ki benim için pazara gider misin, bakkala gider misin? İşte arkadaşım bir gider, iki gider, üçüncüye de yeter der yani. Her seferinde de şunu al, bunu al diyemezsin hiç kimseye. O şehir merkezinde olmam iyi olacak herhalde bu dönemlerde. Zaten oğlumla iç içeyiz, çok yakın. Oğlum ofisinde mi kalır, gelir yanımda mı kalır bilmiyorum ama gelir herhalde. Gerçi onun saatleri çok farklı. Mesela gece sabaha kadar oturur, akşama kadar uyur. Çünkü onun işi akşam başlıyor. Saat akşam 4'ten 5'ten sonra başlıyor. Ondan sonra gece yarısı 3'e 4'e kadar o bilgisayar tepesinde. Ya bu şimdiki neslinde bu bilgisayar, tamam, paranı kazanıyorsun, ekmeğini kazanıyorsun, Allah'ım ne omurga kalıyor, ne sırt kalıyor, ne göz kalıyor. Koca bir göbeği oldu. Gencecik 24 yaşında, 23 yaşında çocuğumun koskocaman göbeği oldu yani bilgisayar tepesinde oturmaktan. Bu şimdiki nesilde böyle sevgili dostlarım. Ama artık insanlar da geçimini böyle artık ne diyeyim, internetten bir şekilde kazanıyor. Bakar mısınız yani eve bile yok trend yolmuş, yok hepsi buradaymış, yok getir.com'muş. Telefon açıyorsun yani, her şeyi internetten söylüyorsun. İnternetten evine geliyor. O döneme girdik. Artık insanlar evden çıkmaz hale geldi. İyice evlere kapandık yani. Ben hasta olmasam asla eve kapanmam. Ben farklıyım. Ben kapanmam. Ben atarım kendimi dağlara, taşlara, bayırlara, sokaklara. Atarım kendimi denizlere, engin denizlere. Ben mecburiyetten eve kapandım. Diyorum ki bizim neslimiz, ben şu an 50 yaşındayım. Bizim zamanımız, bizim neslimiz bence en son şanslı nesil. Yani bizden sonraki nesil pek şanslı değil diye düşünüyorum. Biz gerçekten artık o en güzel dönemlerin işte sonlarına doğru kaldık ve Allah'a şükür o sonlarına doğru o güzel dönemleri yaşadık. İşte o 90'lar, 80'ler. Düşünsenize. Ama şu son nesil, yani bu yeni Z kuşağı diyorlar, çok böyle ot gibi yaşıyorlar. Çok monoton yaşıyorlar. Ne bileyim, robot gibi yaşıyorlar yani. Enteresan. Her şey enteresan oluyor dünyada. Değişik şeyler. Bir de korona çıktı. Millet koronadan evde kapalı. Kimse kimseye yaklaşamıyor. Yani hayat, dünya, her şey çok değişti sevgili dostlarım. Onları söylemek istedim. Dediğim gibi benim bugünkü konum işte bu güçle ilgiliydi. Güçlü olmak, ayakta durmak. Güçlü olmak gerçekten çok güzel. Güçlü kadın olmak çok iyi. Ben kendimle gurur duyuyorum bu şeyimden dolayı. Ama gerçekten yoruldum sevgili dostlarım. Gerçekten artık böyle başımı yaslamak istiyorum. Artık ben bir şey düşünmeyeyim diyorum. Artık ben hiçbir şey yapmayayım diyorum. Artık birileri benim yerime düşünsün falan diyorum ama olmuyor işte. Nasıl verdiysek öyle gidiyor. Allah yardımcım olsun. Hepimizin yardımcısı olsun. Dediğim gibi çocuklarınızı yere düştü mü kaldırmayın. Bırakın kendileri kalksın. Onlar da güçlü olsun. Devir o devir çünkü. Hiç kimse kimsenin umurunda değil. Onu sizlere söyleyeyim. Hiç kimse kimsenin umurunda değil. Diyorum ki Allah'ım diyorum, iyi ki diyorum annemi almışsın. Benim annem, rahmetli anneciğim, şu benim şu 5 yıldır yaşadıklarımda yanımda olsaydı bence onda psikoloji falan hiçbir şey kalmazdı. Kendimi unutur, onunla uğraşmak zorunda kalırdım. Çünkü çok zor. İşte Allah o kadar büyük ki dağına göre kar verir derler ya. Gerçekten Rabbim dağına göre kar veriyor. İyi ki annem ölmüş diyorum. Yani iyi ki ölmüş, iyi ki benim bu hallerimi görmemiş. Yaşasaydı da zaten buraya gelip yaşamazdı, onu söyleyeyim. Çünkü annem çok korkar böcekten. Böyle bir örümcek görsün, bir küçücük böcek görsün ödü patlar. Hele ben burada neler gördüm, yılanlar gördüm, akrepler gördüm. Allah, hayatta Muğla'ya uğramazdı yani.
İlle derdi ki gel benim yanımda kal, ben sana bakacağım. Ben biliyorum çünkü annem rahmetli öyle derdi. Antalya'da oturur, apartman dairesinde oturuyordu. Gel derdi, burada bakacağım, ben oraya gelmem derdi. Ben de derdim ki yok ben o doğayı bırakmam, ben orada olacağım derdim. Biz kavga ederdik mutlaka. O gelmezdi, ben gitmezdim. Kırılırdık, üzülürdü. O kendini orada yerdi, ben kendimi burada yerdim. O yüzden diyorum işte Allah, Rabbim dağına göre kar veriyor sevgili dostlarım. Evet, bugünkü videomu da böyle burada keseceğim. Hemen gidip yatağa yatacağım. Uyumuşacık yatağa yatacağım. Uyuyacağım. Zaten uyuyor gibiyim. Yarı gözüm kapalı, yarı açık. Öyle. Kendinize çok dikkat edin sevgili dostlarım. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Hoşça kalın.